Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami arkadaşlar. Bilgilendirme videosu çekmek istedim sizlere. Şu an otomatik vites bir araçla yol testi yapıyoruz. Otomatik vites araçlarda her zaman şanzıman testi yapıyoruz. Manuellerde çıkmıyoruz. Şimdi aracımızda belirli bir hızlanma sağlıyoruz. Şu an aracımızın hızı 40-60'a doğru ilerliyoruz. Bakın şimdi frene bastığım zaman direksiyonu görüyor musunuz? Nasıl titriyor? Bir daha şöyle hızlanayım. Bak gördünüz mü direksiyon nasıl titriyor? Bu neden yapar? Frene bastığımızda eğer araç, tabii hızı belli olmaz. Bazen 80'de yapar, bazen 100'de yapar, bazen 120'de yapar. Eğer frene bastığımızda araç titriyorsa disler yamuktur arkadaşlar. Dislerin yamuk olduğundan dolayı araç titreme yapar. Yani dislerde balans vardır. Bazı arabalarda görebiliyoruz bunları, bazı arabalarda göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü dyno testindeyken biz aracı frene basmıyoruz. Boşa alıyoruz şanzımana. Yani vitesi boşa aldığımız için, frene basamadığımız için disteki balansı göremiyoruz. Yol testinde görülebilir mi? Evet görülebilir ama şimdi şunu da söylemek istiyorum. Eğer ben şimdi yol testinde 200'e kadar, 180'e kadar çıkamayacağım için belki 80'de titreyecek, belki de 120'de titreyecek. 60'da 80'de yol testi yaptığım için frene bastığım zaman titremeyi gördüm. Eğer bu 180'de, 170'de, 160'da olsaydı balans göremezdim. Bunu da bilgisini vermek istedim. Eğer siz de araç kullandığınız zaman, frene bastığınız zaman titreme yapıyorsa bilin ki dislerde bir sorun vardır. Size bir bilgi daha vermek istiyorum. Diyelim araçta seyir halindesiniz. 80 km hıza geldiğinizde araç titreme başladı. 120'den sonra titreme gitti. Bu nedendir? Balansla alakalıdır. Yani 80 ile 120 aralığında bir balansınız var. Bu lastikten de yapabilir, balanstan da yapabilir, janttan da yapabilir, diskten de yapabilir tabii ki en son çare. Akstan da yapabilir. Tabii bu 80 olmaz, 120 olur, 120 ile 140 arası olabilir. Belki 50 ile 30 arası olabilir. Tabii ki ben örnek vererek konuşmak istiyorum. Bilgilendirme amaçlı bir video çektim arkadaşlar. Böyle bilgilendirme videolarımız daha gelecek. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler. Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Benim için önemli. Bakın bu lastiğin desenine bakın. Bu lastiğin desenine bakın. Bu araç önden kontrol aldığı için çekme yapar. Özellikle sularda. Su ve birikintilerinde. Ekstra olarak da ön takımı da sallayın bir de arkadaşlar. Görüyor musunuz tekeri? Neredeyse yerinden çıkacak. Bakın. Bunları kontrol etmeden yola çıkmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. Bakın nasıl boşluk var. Elle yani. Elle bile yapılabiliyor. Bakın. Her zaman söylediğim şey bir vida her şeye mal olabilir. Sizin canınızdan önemli değil. Bilgi amaçlı paylaştım. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.